dizelerin hangilerinde şiire özgü bir üslup yoktur? Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni, bir parça mavi deniz, yeşil zeytin tanesi. Burada arkadaşlar imgeler var, bir şiire dair üslup var. Bunu eliyoruz. Akdeniz enginlerde kararmaktadır ama ben öyle maviyim ki diyor. Ben maviyim. Burada da bir imge var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Ağaca çıkmasını bilirim, tanırım meyvenin oluşumunu. Taş kırmak da gelir elimizden. Ateş yakmak da, aş pişirmek de. Burada sanki bize bir hikaye anlattı. Şiirle alakası yok. Kırılan bir lades kemiğinin ardında unutulmadın, unutulmayacaksın da. Mıhkı bir aklındasın her yeni ayrılıkta. Sevgilim gözlerin bir kaşık sonbahar diyor arkadaşlar. Gözlerini bir kaşık sonbahara benzetmiş. Burada da şiirsel üslup var. Bu yüzden bunu da eledik. Durakta 3 kişi, adam, kadın ve çocuk. Adamın elleri ceplerinde, kadın çocuğun elini tutmuş. Bir hikaye anlattı bize şiirden uzak. Bu yüzden cevabımız 3 ve 5, yani Denizli şıkkı. Buna göre altı çizili sözlerde benzetme, kinaye, tezat, teşhis, cinas sanatlarından hangisi vardır? İçime bir kurt düştü, hiç durmadan yer beni. Ben bu dertten ölürsem kabul etmez yer beni. Şimdi yer beni, beni yemek yemek eylemi, kabul etmez yer, yer bildiğimiz yer, yer beni kabul etmez diyor. Yazılış aynı, anlam farklı. Biz bu tarz sözcükleri arkadaşlar cinaslı diyoruz değil mi? Cinaslı bir söz sanatı var, cinas söz sanatı var. Burada cevabımız Edirne şıkkı. Benzetme yok, kinaye iki anlamlılıkta ama gerçek anlamı değil de mecaz anlamı kastetmeydi. Tezat, karşıtlık, teşhis, insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklar için kullanımı. Cevabımız Edirne. Aşağıdakilerin hangisinde mecazi mürsel vardır? Evet, şöyle. O evine çok bağlı bir insandır cümlesindeki ev sözcüğü benzetme amacı güdülmeden ilgili olduğu aile sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Bu durum edebiyatta mecaz mürsel, ad aktarması ya da düz değişmeci olarak adlandırılır. Ben ki yaralıyım, ben ki hastayım, bakkallara düşmüş okul defteri gibiyim. Burada bir benzetme var arkadaşlar. Gibiden dolayı teşbih var. Bunu eledik. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor. Eski plakta diyor arkadaşlar. Zihnim bu devirde uzakta derken aslında kastettiği şey kendisidir değil mi? Yani burada parça bütün ilişkisi var. Parça söylenmiş, bütün kastedilmiş. Böyle bir mecazi mürsel var. Tamburi Cemil Bey çalıyor derken yine mecazi mürsel var. Cevabımız Bursa şıkkı. Geçer sevdiceğim, geçer sanma ki sürer. Bir gönüle gömdüğün sevdanın acısı elbet geçer. Burada bir şey yok. Bakarım bakarım sılam görünmez. Aramızda yıkılası dağlar var. Burada da bir şey yok. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacalarını kolluyor yıldırımlar. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Buna göre aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ayrıca içinde verilen sanat yoktur? Atasözlerinde çeşitli anlatış yolları, çeşitli söz ve anlam sanatları görülür. Kaynayan, kazan, kapak tutmaz diyor arkadaşlar. Baktığımızda A sesleriyle ne yapıldı? Asonans yapıldı. Gördüğünüz gibi A sesi burada asonanstır. Dolayısıyla bunu eledik. Üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Burada bir hüsnü talil söz konusu. Üzümün kararması mevsimiyle, zamanıyla alakalı bir şey. Birbirine bakmasıyla alakalı değil ama birbirine bakmasına bağlamış. Hüsnü talil. Ağız yer yüz utanır diyor arkadaşlar. Burada cinas yok tabii ki. Ağız yer yüz utanır derken tabii ki burada bir mecazi mürsel söz konusu. Cevabımız C. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Varlık ve darlık sözcükleri arasında tezat var. Can boğazdan gelir derken arkadaşlar burada da bir kinaye söz konusu. Bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı. Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisinin örneği yoktur? Toprak dedi ki, toprak dedi ki dediği için arkadaşlar toprak konuşmuş belli ki intak sanatı var. Yani konuşturma. Can Allah'ın yongasıdır. Can Allah'ın yongasıdır ifadesi irsali meseldir. Toprağın konuşması aynı zamanda bir teşhistir arkadaşlar. Kişileştirmedir çünkü insan konuşur. İnsan dışındaki varlıklar, daha doğrusu cansız varlıklar konuşamaz. Fakat ben bir deri bir kemik kaldım diyor arkadaşlar. Bir deri bir kemik kalması tabii ki mübalağa. Bir de misafir vardı adı Candır diyor. Evet mübalağa yani abartma sanatını da bulduk. Tezat yok. Cevabımız Denizli. Geceleyin bahçedeki güllere minik bir açık hava konseri veren bir bülbül gibi hiç yorulmadan, susmadan şarkılar söylüyordu. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmezse cümlede kullanılan edebi sanat farklılaşır diyor arkadaşlar. Şimdi geceleyin bahçedeki güllere minik bir açık hava konseri veren bir bülbül hiç yorulmadan, susmadan şarkılar söylüyordu gibi olduğu için arkadaşlar burada şu an bir teşbih sanatı var. Teşbih yani benzetme gibiden dolayı. Gibi çıkardığımızda bülbül insan yerine kullanıldığı için
Ne olmuş olurdu eğer gibi olmasaydı? İstiyare olmuş olurdu. Dolayısıyla gibiden dolayı buradaki söz sanatı değişti. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde söyleyici imgeye başvurmamıştır? İmge arkadaşlar, zihnen tasarladığımız şeyler, gerçek hayatta olmayan şeyler. Karadutum, çatal, karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Çatal, karadutum diyor arkadaşlar. Burada tabii ki bir imge söz konusu. Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin. Türkiye benzetmiş, imge var. Hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğmuş derken burada da imge var. Bunu da eledik. Su başında durmuşuz çınarla ben bir de kedi. Burada herhangi bir şey yok. Suyun başında çınar, ben ve kedi durmuşuz. Herhangi bir şey yok. Cevabımız C. Harfler savruluyordu zihnimin Alaca limanında. Harfler zihnimin limanında savrulamaz. Burada da imge var. Bunu da eledik. Demirciler bir nehri dövmektedir. Uçsuz bir tarlaya sunulmak üzere demircilerin nehri dövmesi yine mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla burada da imge var. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerdeki açıklamalar aşağıdaki dizelerden hangisi? Örnek olarak gösterilemez. Birinci cümle, yâre ben Yakup değilim, ağlamaktan kör olası. Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve daha çarpıcı bir duruma getirmek için bilinen bir olaya ait birkaç anahtar kavram verilerek okuyucunun zihninde çağrışımlar uyandırılır diyor arkadaşlar. Evet, Yakup, Hazreti Yakup'a bir gönderme yapılmış. Dolayısıyla adına şıkkı doğru. İkinci cümle, elim değse akan sular tutuşur, içim dışım yanar oldu, gel gayrı diyor. Bakalım, dış dünyadaki gerçeklerin sınırı zorlanır diyor. Kesinlikle öyle. Elim değse akan suların tutuşması abartma. Sınırlar gerçekten zorlanmış. Bursa şıkkı da doğru. Üçüncü cümle, sen gittin yaslara büründü cihan, soluyor dallarda gül dertli dertli. Dış dünyadaki gerçeklerin sınırlı zorlanır dedik. İki de üçte olaylar daha çarpıcı gerçeklere bağlanır. Evet, burada bir hüsnü talil yapılmış arkadaşlar üçte de, bu da doğru. Dördüncü cümle, şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim Allah'ım bu çizgili yüz. Bilinen bir şeyi bilmez görünüp bilmezden gelinir. Yani tecahülü arif sanatı var burada. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim Allah'ım, yüzünü sorguluyor bu çizgili yüz diyor, doğru. Gene parmağım ağzımda kaldı. Masumluk akıyordu yüzünüzden 5. cümle için. Bakalım, söylenmek istenen bir söz tersi kastedilerek söylenir. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Kinaye yok. Bu yüzden cevabımız Edirne. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Huzuri bu dizelerde kapalı bir biçimde dolaylı olarak söz söylemiş. Söylediği sözün tersini kastederek demiş. Sanatı nokta nokta yapmıştır. Her nere gidersen eyle talanı, öyle yap ki ağlatasın güleni, bir saatte söyle 100.000 yalanı, el bir doğru söz söylerse inanma diyor arkadaşlar. Tersini kastederek söz söylemeyen dokundurma, iğneleme, o da bizim için tarizdir. Cevabımız Adana. Mecaz Mürsel'de arkadaşlar benzetme amacı güdülmeden bir sözün başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Tabii ki burada mecaz mürsel yok. Kinayede arkadaşlar hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde bir sözün kullanılması ama mecaz anlamın kastedilmesi, tezat, karşıtlık, tevriye, iki anlamlık, ikisi de gerçek olacak. Bu da değil. Cevabımız Adana şıkkı. Bu beyitte altı çizili sözlerle yapılan edebi sanat aşağıdakilerin hangisidir? Ah eylediğim sevri hıramanın içindir, kan ağladığım goncayı handanın içindir diyor arkadaşlar. Sevri hıraman yani sevgilinin serviye benzetilmesi, kan ağladığım goncayı handan içindir derken burada da açılmakta olan bir goncanın gülen bir ağzın açılmasına benzetilmesi. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi benzetilen var. Telmih değil, bilinen bir olayı hatırlatma, tezat karşıtlıklı değil, tevriye iki anlamlık, ikisi de gerçek anlam. Mecaz-ı mürsel, benzetme amacı olmadan bir sözün başka bir sözün yerine kullanılması, bu da değil. Burada arkadaşlar benzeyen ya da sadece benzetilen varsa burada istiyare vardır. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Aralanmış beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci beyitte birbirine karşıt durumları ifade eden kavramlar bir arada kullanılmıştır. Aşk derdiyle hoşem, el çek, ilacımdan tabip, kılma derman, kim helakım, zehri dermanındadır diyor arkadaşlar. Derman ve dert karşıtlık bildiriyor tabii ki. Adana şıkkı doğru. İkinci beyitte kimisi sözcüğündeki mecaz-ı mürselle insana ait kimi özellikler çağrıştırılmıştır. Kimisi ağlamaktan gözsüz olmuş, gece gündüz, işi efgah hudaya diyor arkadaşlar. Burada herhangi bir mecaz-ı mürsel yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Üçüncü beyitte ilk dizedeki S ünsüzünün sıkça tekrarlanmasıyla ahenk sağlanmıştır. Destbusi arzusuyla ölürsem dostlar,
Kuzeylen toprağım sunun anında yare su. Burada bir aliterasyon söz konusu s sesiyle. Bu da doğru. Dördüncü beyitte telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verilmiştir. Ben de Mecnun'dan fazla aşıklık istidadı var. Aşıkı Sadık Menem Mecnun'un ancak adı var. Leyla ve Mecnun hikayesine gönderme yapılmış telmih söz sanatıyla doğru. Beşinci beyitte söyleyicinin içinde bulunduğu durum mübalağa yoluyla dile getirilmiştir. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir mübalağa yani abartma yapmış. Felekler benim ahımdan yandı diyor. Bu da doğru. Cevabımız Bursa şıkkı olur.